Merhaba. Bugün Paint'ten bahsedeceğiz. Birçoğumuzun bilgisayarında var olduğunu bilip bilmediğinden emin değilim ama hemen hemen her bilgisayarda var. Ve ufak tefek işlerimizi çözmemizde bizlere yardımcı olan bir program. Öncelikle bu arama kısmına Paint yazdığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Sizde bunlar açık olmaz. Bu şekilde boş bir ekran bizi karşılıyor. Veya şu şekilde herhangi bir resme sağ tık yapıp birlikte aç deyip Paint seçtiğimizde de cetveli kapayalım. Bu şekilde resimleri açıyor. Resimler üzerinde değişiklik yapmamıza, kırpmamıza izin veriyor. Veya aynı şekilde şöyle bunu kapayım. Diyelim ki bana bu ekran görüntüsü lazım. Burada bizim klavyemizde bulunan bu print screen tuşuna bastığımızda Paint'i açtık. Boş sayfa halinde açtık. Ctrl V yaptık. Bakın. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü buraya yapıştırdık. Diyelim ki bize şu kısım lazım. Buradan seç. Tıklıyorum seçe. Şöyle şu kısım bize lazım diyelim. Seçtim. Kırptığımda resmin seçtiğim bölümünü kırpıyor. Bunun üzerinde değişiklikler yapmama izin veriyor. Yazı yazmama izin veriyor. Rengini değiştirmeme izin veriyor. Burada görünümde cetvel ve kılavuz çizgileri var. Aynı şekilde tam ekran dediğimizde de bu şekilde gözükmekte. İsterseniz birlikte inceleyelim. İlk olarak burada bir kalemimiz var. Böyle yazı yazmamıza izin veriyor. Yazımızı yazdık. Burada çizgilerin farklı boyutları var. Şu şekilde rengini değiştirmemize izin veriyor. Böyle kırmızı yapabiliyoruz. Mavi yapabiliyoruz. Burada renkler var. Siz dersiniz ki ben bu rengi istiyorum. Yani şurada resimdeki rengi istiyorum. Bunun için de burada renk seçici var. Renk seçiciyle tıkladığımızda gördüğünüz gibi birinci rengimiz değişti. Şöyle daha iyi anlaşılması açısından. Birinci rengimiz beyaz. Buradan bu kaleme tıkladığımda boyutunu büyüttüm. Beyaz bir çizgi çıktı. Ama dediğim gibi bazen resim üzerindeki renkler bu kısımda olmuyor. Ve bize resim üzerindeki renk lazımsa ne yapmamız lazım? Buradan renk seçiciye tıkladık. Bu renge ihtiyacım varsa bu renge tıklıyorum. Burada birinci rengim gördüğünüz gibi değişti. Hemen seçtim bu kalemi. Çizdiğimde bu renkle bu renk artık aynı olmuş oluyor. Burada renkle doldur diye bir bölüm var. Yine diyelim ki bir şekil çizdik. Böyle. Renkle dolduru seçtim. Rengini siyah yaptım. Tıkladığımda burada gördüğünüz gibi renkleri değiştirmeme izin vermekte. Burada aynı şekilde bir metin diye bölümümüz var. Şöyle kullanılmakta. Açtık. Burada gördüğünüz gibi metin diye bir bölüm açıldı. Burada yazı yazmama, yazdığım yazıların tipini, boyutunu değiştirmeme izin veriyor. Donuk, saydam ve renkler var. Şöyle seçtiğimde rengini değiştirmeme. Buradan aynı şekilde yine bu yazı tiplerini değiştirmeme, italik yapmama, altı çizgili, üstü çizgili yapmama izin veriyor. Buradan yazı tipimizi daha belirgin olması için buna tıklarsak böyle daha da kalınlaştırıyor. Yine bize büyük bir yazı lazımsa buradan yazı boyutlarımız var. Elle girmemize de izin veriyor. Geriye dönecek olursak giriş bölümümüze. Giriş bölümümüzde yeniden boyutlandır diye bir bölüm bulunmakta. Bu resmi biz kendimiz de hem yüzde olarak hem piksel olarak boyutlandırabiliyoruz. Yüzde olarak boyutlandırmak istersek gördüğünüz gibi en boy oranını burada
kendisi korumakta. Ama siz dersiniz ki ben ikisini de kendim yazmak istiyorum. Bu tiki kaldırdığımızda bu tik varken ben buraya ne yazarsam yazayım. Bu kısmı kendisi otomatik belirler. Diyelim ki 25'e 55. Bu tiki kaldırdıktan sonra tamam dediğimde resmim böyle bir hal alıyor. Yeniden boyutlandır dedim. Burada eğmemize izin veriyor. Derece diye bir şey var. Yatayı 50 yaptığımda resmim bu hale geliyor. Şöyle CTRL Z yaparak bunu geri aldım. Resmi döndürmemize izin veriyor. Böyle dikey çevir, 90 derece sola döndür gibi. Şöyle başka bir resim ekleyelim. Burada yapıştır bölümümüzden. Dosyadan yapıştır var. Açtık. Bilgisayarımızdaki bölümler geldi. Diyelim ki bize bu resim lazım. Resimden şurada görünümden biraz uzaklaştıralım. Evet. Resmimiz geldi. Burada silgi aracım var. Böyle istediğim şekilde silmeme izin veriyor ama beyaz bir görünüm halini alıyor. Diyelim ki sildik. Burada ne yapıyorduk? Renk seçiciden rengimi seçtim. Burada fırçalarımız var. Değişik fırça çeşitleri var. Fırçayı seçtim. Beyaz kısmı kendim yine bu şekilde kendim boyamama izin veriyor. Değişik fırçalar var. Bu şekilde şöyle bu boyutlarını büyütürsem daha iyi gözükür. Bu şekilde bir fırçam var. Böyle bir fırça var. Yine aynı bu güzel yazı fırçalarıymış. Burada püskürtme var. Böyle sol tıka basılı tuttuğumda bu şekilde bir görünüm veriyor. Burada yağlı boya fırçaları var. Burada yine farklı fırçalar var. İşaretleyeceğimiş bunun adı da. Burada bu kalem görünümündeymiş bu fırçanın ismi de. Bu da sulu boya fırçasıymış. Burada da büyütecimiz var. Şöyle tıkladığımda resmi büyütüyor. Seçip sol klikle tıkladığımda resmi yakınlaştırıyor. Şu şekilde gösterecek olursak sağ klikle tıkladığımda da uzaklaştırıyor. Böyle. Resmimiz şu şekilde dursun. Burada da şekiller var. Mesela şöyle bir bölüm eklemek istiyorum. Buradan dolduru seçtim. Bunun içine doldurdum. Bunun içine bir de yazı ekleyelim. Yazımız da gözükmüyor. Aynı renk olduğu için beyaz yapıp şöyle biraz büyütürsem gözüküyor. Daha sonra devam edecek olursak burada şekilleri seçtiğimizde şeklin ana hattı ve doldur kısmında da buradaki bu gördüğümüz bu fırçalar aynı şekilde. Şöyle deneyelim bir tanesine. Beyaz kalmış. Bunu siyah yapalım. Doldur deyip istediğimizi seçtik. Böyle küçük dokunuşlarla dolduruyor. Şöyle geri alayım işlemlerimi. Burada artık ihtiyacınız olan hangi şekilse bunu seçip kullanabilirsiniz. Burada renkleri düzenle var. Gördüğünüz gibi burada tonlara tıklayarak farklı renkler, özel renk ekle var. Mesela bu şekilde buralara ekliyor. Ve böyle yine aynı şekilde gezdirerek veya tıklayarak renk elde edebiliyoruz. Görünüm menüsüne geçecek olursak burada cetvelimiz var. Boyutlarını gösteren. Aşağıda piksellerini yazıyor. Burada da yakınlaştırıp uzaklaştırmamıza yarayan bir bölüm var.
Burada kılavuz çizgilerim var. Yine yakınlaştır ve uzaklaştır. Burada iki farklı şekilde tam ekran yapma. Tam ekran yapmama izin veren bir bölüm var. Giriş bölümünden atladığımız bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Son olarak buradan kaydetmeme, farklı kaydetmeme, başka bir resim açmama, yazdırmama yarayan, e-posta göndermeme yarayan veya bunu masaüstü arka planı yapmama yarayan bir bölüm var. Farklı kaydet dediğimizde burada gördüğünüz gibi PNG olarak kaydedecek. Eğer biz bunu istersek farklı formatlarda da bizim kaydetmemize izin veriyor. JPEG gibi, GIF gibi burada farklı formatlar var. Bunlardan eğer size özellikle lazım olan bir tanesi varsa bu şekilde farklı kaydeti seçerek bu kaydetme bölümünden dosyamızın uzantısını değiştirip bunu farklı olarak kaydedebilmekteyiz. Şöyle yapıştırdan dosya yapıştır deyip böyle küçük bir resim var mı diye bakıyorum. Diyelim ki bu resmi aldım. Burada gördüğünüz gibi bu ikisi farklı resimler. Şuradan şu cetvelli ve kılavuz çizgilerini kapayalım. Yine resmi boyutlandırmama izin veren hemen resmin etrafında çıkan bu noktalardan tıklayarak enine, boyuna veya en boy dengeli olarak boyutlandırmama yarayan bir nokta var. Bu resim üzerinde de değişiklik yapıp yine kaydettiğimizde şöyle gösterecek olursak farklı kaydettiğimde burada çıkıyor. PNG olsun. Bunu şöyle bu yeni klasörün içine kaydedelim. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde gözükmekte. Paint'te bu yazdır bölümünde şu an yazıcı bağlı değil ama böyle yazdır dediğimizde sizin önünüze bir sayfa çıkacak ve tikli olacak. Eğer o tiki kaldırmazsanız resminiz beklediğinizden farklı şekilde çıkmakta. Tiki kaldırırsanız da tam istediğiniz hali alır. Burada yine kendimizin kaydetmesine ve başka resimler dosyadan yapıştırmamıza veya ekran kaydını bu print screen denen o tuşla şöyle o tuşu da buraya tam ismini yazalım. Beyaz olsun rengi. Bu şekilde benim klavyemde. Bu tuşa bastığımızda Paint açıp Ctrl V yaptığımda ekran görüntüsünü buraya yapıştırmakta. Bu videoluk burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.